29 Mart 4 Nisan değerli bu burçları nasılsınız? Evet biraz daha işinizle alakalı yaşayacağınız ve sizi tam anlamıyla işkolik bir haftaya atıyorum. Yeni anlaşmalar, yeni işler, yeni iş kapılarıyla alakalı çok büyük fırsatlar söz konusu olacak. Eğer bu fırsatları doğru ve planlı şekilde yaparsanız Nisan 27'ye kadar hedeflediğiniz birçok şeyin hayatınızda çok büyük kazanç elde edeceğini söyleyebilirim. Özellikle farklı büyük kurumsal firmaya geçmek ya da sağlık sektöründe çalışmak istiyorsanız bu kapılarla ilgili de güzel bir diyalog ve bir erkekten alacağınız destek bu kapınızın açılacağının uyarısını veriyor. Lütfen bu erkeği tanıyorsunuz, adapte olun ve bu kişiyle mutlaka ve mutlaka enerjinizi en iyi şekilde hayatınıza geçirmeniz gerektiğini söyleyebilirim. Ve ona doğru ifadeler kullandırdığınızda da açılmayacak hiçbir kapı yok lütfen ve lütfen iletişime kesmenizi uygun görmüyorum. Kendi işini yapan bazı boğa burçlarında yurt dışı ya da şehir dışı bağlantılı iş konularımız çok ön planda olacak. Ve bunlar bize büyük kazançlar elde edecek. Uzun süredir de kendi evinizden işler yapıyorsanız ve artık evden bunaldım diyorsanız Biraz daha ev işi, evden işinizi takip edip Nisan ondan sonra işinizde tam anlamıyla geri dönüş yapacaksınız. Ve bu da sizi en azından daha rahat enerjiyle çalışmanıza yardımcı olacak. Değerli boğa burçları ortaklı iş yapıyorsanız ya da kendi işiniz varsa kredi çekmek, kredi ile alakalı başvurmak istediğiniz noktalarınız var. Bununla ilgili kararsızsınız. Ödeyebilir miyim diye. lütfen cesaretinizi toparlayın. Kredi başvurunuz ya da kredi ile ilgili sisteminizi çok rahat ödeyebilirsiniz. Diyeceksiniz. Elinizde satmak istediğiniz bir toprak ya da araçla alakalı bir durum söz konusu. E, bunu ev almaya yöneltmek istiyorsunuz. Evet, her ikisinde satma kararı içerisindesiniz. Bence toprak kalmalı. E, aracınızı satarsanız, ev konunuzla alakalı sorununuz da çözülmüş olacak diyorum. Ee, sağlık olarak özellikle diş enfeksiyonlarınız, boğaz enfeksiyonlarınız ve kalp ritim bozukluğunuz bu aralar sizi zorlayabilir ve bu uykunuzu da tetikleyebilir. Lütfen ihmal etmeyin diyorum. Yurt dışına yerleşmek ya da farklı bir şehre adım atmak istiyorsanız bu dönem değil. Hazirandan sonra bu sistemlerle ilgili daha radikal kararlar, daha iyi evraklar söz konusu olacak. Yurt dışıyla çalışmalarınız varsa Almanya, Avusturya, Amerika... Ya da e, bu tarz evrelerde burayla ilgili beklediğiniz evrak çok temiz bir şekilde hayatınızın içerisine geçiş yapacak. Bu da sizi mutlu edeceğini söyleyebilirim. İlişkiler konusunda özellikle uzun süredir devam eden ilişkinizde güven problemi ya da yaşadığınız ilişkiyle ilgili devamlı gelecek kaygısı içerisindesiniz. Bu ilişkiyle ilgili de artık net yol almak istediğinizi karşı tarafa da itiraf edeceksiniz. Evlilik teklifi alabilir, evlenme teklif edebilirsiniz. Bu hafta biraz daha sizi duygusal anlamda sürpriz, hatta karşılığında hediyeniz de hazır olarak gözüküyor. Evinizde değişmesi gereken özellikle e çocuk odanız ya da yatak odanızla alakalı yenilik, boyama, badana bu tarz düşünceleriniz söz konusu olacak ve özellikle panjur dediğimiz ya da perdelerinizle alakalı değişim hayatınıza renklilik katacak diyor. Evet sizin de sanatsal anlamda merak ettiğiniz resim, müzik, tiyatro, bu tarz eğitimlere merak sarabilir. Bu da sizin enerjinize çok iyi gelecek. Son zamanlarda yemek e, enerjimizi çok fazla e, düzensiz ayakta yemek yemeye önem vermeye başladık. Bunun mutlaka ve mutlaka düzenli e, sebzesi meyvesi, her şeyle tüketirseniz sevinirim. Son zamanlarda su içmeyi unutuyorsunuz, vücudunuz susuz kalmış gözüküyor. Lütfen bol bol su içmeniz gerektiğini söyleyebilirim. Kardeşler arasında yaşayacağınız geçmişe ait bazı miras konularıyla ile ilgili bir karar aşaması doğru paylaşım dediğimiz noktaya herkes hakkına düşen evresinde yasal olarak beklediğiniz evraklar var özellikle fındık bahçeniz Karadeniz toprağınız ya da Karadenizle alakalı bağlantılı topraklarınız varsa herkes adaletli şekilde paylaşacak diyorum özellikle İç Anadolu bölgesinde toprağınız varsa buraya organik tarım ya da kardeşlerle alakalı yapacağınız oraya bir tarım ticaretine döndürme fikri fikriniz olacak. Bununla ilgili altyapılar özellikle söğüt ağacı ya da bu tarz ceviz ağacı dikme gibi fikriniz varsa mutlaka bunları yapmanız gerektiğini söyleyebilirim. Uzun süredir bir yurt dışı ya da şehir dışı ile ilgili beklediğiniz iş gereği gitmeniz gereken yollarda hep aksilik olmuştu. Bu hafta bunlarla ilgili evraklarınız daha rahat daha rahat bir şekilde bu noktaya doğru kapılarımız aydınlığa kavuşacak. Hiç beklemediğiniz bir dostunuzdan yaşı söylenecek bir tavır sizi rahatsız edebilir. Onu hayatınızdan çıkartma vakti geldi. Çünkü çok uzun süredir kafanızda bununla ilgili sorunlarınız vardı. Anne ya da baba dediğimiz kişilerde ufak bir sağlık enfeksiyon gibi bir durum. Endişe etmeyin. Sapa sağlam olacaklar ama gereksiz hani bir telaş sağ, oluşacak. Bu telaşın sonu aydınlık. Bazı boğa burçlarında çocuk tedavisi, çocukla ilgili fikirler içerisine girebilirsiniz. Doğru bir karar diyorum. Bir de e, uzun süredir küs olduğunuz bir erkek arkadaşınız ya da bayan arkadaşınızla barışma rüzgarları var. Şimdiden hayırlı olsun. Tedbiri elden bırakmayın. Gayet aşk kapınızda hazır. E, sakin ve güzel ve mantığınızda iyi şeyler sizi bekliyor değerli boğa burçları yükselen vay burcunuzu mutlaka takip ediyorsunuz Allah'a emanet olun sevgiyle kalın